Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'la bir karar vere konuk olan gazeteci İsmail Saymaz, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a ait şirketle ilgili yaşanan skandallar silsilesiyle ilgili dikkat çeken ayrıntıları paylaştı. Pekcan'la ilgili bakan olmadan önce gümrük müdürlüklerine uyarı yazısı gönderildiğini hatırlatan İsmail Saymaz şunları kaydetti. Ruhsar Hanım bakan olduktan sonra dezenfektan şirketini kuruyor. Bu şirket kurulduktan sonra Ticaret Bakanlığı'na satış yapıyor. İkincisi Ticaret Bakanlığı'nın güdümü ve denetimi altındaki Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne satış yapıyor. Üçüncüsü Türk Hava Yolları'nın ortağına satıyor. Ruhsar Pekcan'a devlet tarafından verilen koltuğa masrafı için Pekcan'ın 400 bin TL harcadığını da belirten Saymaz, Türkiye'de ekonomik eşitsizliği eleştirdi. Giderek daha sınıfsal bir vaziyet ortaya çıkıyor. En alttakiler daha da eziliyor. Ruhsar Pekcan devletin ona verdiği koltuğa masrafı için 400 bin TL harcamış. Dünyanın diğer ucunda Boris Johnson'ın kampanya parasıyla evini onarması soruşturma nedeni ve soruşturma açılıyor. Burada ticaret bakanına konut veriyorsunuz fakat emekli ikramiyesine 100 lira zam mı fazla görüyorsunuz.